Selamun aleyküm Mehmet Başkanım. Nasılsınız başkanım? Ben Emzat Kutlu. Şimdi kanalda burada da. Başkan, ben eski markadayım. Orada bir hukukçu var. İşte arkada şeyler, kayıtlar görürsün diye hukukçu. Yok başkan. Sen birinden başlangıç çalışıyorsun. Onların başı karşısında. Doğum günü de olur da. Neden bu sene bir yıldan bu yana bak insan bir bahçeye, bir ülkeye bir defa su verilir mi? Verilmez değil mi? Ha biz nasıl ediyoruz? Halkımız müdahale edemiyor. Biz Ankara'ya kadar gittik. Öznur Çalık gibi önümüzde olunca yollarımızı kesiyor. Bize müdahale edemiyorlar. Ha yapamıyoruz. Muhtarımıza gittik olmadı. Belediye başkanına gittik olmadı. Valiliğe gittik olmadı. Sulama birliğine gittik olmadı. Nereye gittik olmuyor. E tamam ne oldu? Şimdi ağaçlar kurudu. Sesimizi duyan... Kaç yıllık emeğinizdi bu? 30 yıllık emeğimiz gitti. 30 yıllık. Ha bak ağaçlarımız hep genç. Yazık değil mi? Daha yeni fidanlar, daha yeni yaşa gögerirken daha susuzluktan kurur mu? Değil mi? Neden kayısınız burada 1 kilo kayısı 5 lira? Bir işçi parası 50 lira? Neden? Susuzlukta da kurudu. Biz kesiyoruz o yüzden. Hem ucuz. İşçi parası pahalı, çiftçi öldü zaten, çiftçi öldü. Hayvan yapıyoruz, hayvan da para etmiyor. Bu sene et de düştü. Yem bağlandı, saman bağlandı, et düşüyor. Kasaplarda düşmüyor, köylün elinde düşüyor. Cumhurbaşkanımıza sesleneyim. Cumhurbaşkanımız Allah başımızda eksik etmesin ama. Bir de biraz da vatandaşa baksın, vatandaşa... Köylüye. Şu anda kendi bahçemi kesiyorum. Susuzluktan, dal kurumasından, özellikle de para etmemesinden dolayı kesimler hızlandı. Şu anda kendi bahçemi kesiyorum. Yetkililerden bilgi alamadık, yardım alamadık. Bu konuda ne bürokrasiden ne siyasetçilerden bu konuda şikayetçiyiz. Yaklaşık 1 milyonu geçti, artık 2 milyona yaklaştı galiba. Çünkü bizim buralarda özellikle dal kuruma ve susuzluktan ama bir alt bölgeler para etmemelikten dolayı. Çünkü kimse kayısı sirkelenmedi. Para etmediğinden dolayı şu anda hala kayısı 4-5 dolayında. O yüzden ne bürokraside ne siyasetçilerde yardım alamadık. Özellikle Tarım Bakanlığı'nda, Tarım İlçe Müdürlüğü'nden, ne ilçeden ne ilden bu konuda bir yardım alamadık.
Onlar da hayvanlara yem edecek en azından. Şimdi odunları kendimize kışlık yakacak olarak, yapraklarını da hayvanlara yem olarak. Zaten burada kayısından başka bir şey olmuyor. Kayısı da kestikten sonra artık bakacağız. Allah kerimdir. Ne yapacağımıza karar vereceğiz. Çünkü burada başka tarım ürünleri olmaz. Kayısından başka bir şey olmaz. Ona da sahip çıkarsalar olur. Yoksa o da bitsin. En iyisi üretici perişan durumda, şu durumda. Susuzluktan, para etmediğinden dolayı. Bir de bu sene dal kurutması da var. Ama en büyük şey para etmediğinden dolayı. Bir kilo kayısı bugün 5 milyon, işçiliği de 4 milyona yaklaşıyor. Zaten üreticinin, yani üretici her zaman kaybetme mahkum. Vallahi yanlış duymadıysam 1,5 milyon üstüne, yani 2 milyona yaklaşmış diye biliyorum. Yani tam emin değilim ama 2 milyon üzerinde olması lazım. Yetkililerden isteğimiz tek kayısının para etmesi. Kayısı da para, yani bu sene para etmedi, biz de kestik. Yani sene de bakacağız, bu kestiğimiz ağaçların yerine yeni kayısı dikmeyi düşünüyoruz. Ama eğer ki bu şekilde devam ederse dikmeyeceğiz. Da hayvancılık, yani hayvancılık da yapıyoruz ama bugün hayvancılığın hali de ortadadır yani. Yani her çiftçi her zaman hep eziliyor. Bu sene her şey üst üste gelmesi sebebiyle susuzluk bir. Dallarda hastalık kurutma olarak kesiliyor. Bir ikincisi köklerde kanser olayı meydana geldi. Bunlardan dolayı bütün ağaçlar kesiliyor. Şu an 2 milyon civar diyorlar ama ben 2 milyonu geçti diye tahmin ediyorum. Akaryakıtta bayağı bir yükselme var. Bundan dolayı çiftçiler de herhangi bir şey yapamıyor. Şimdi tütün ekecek, mazot pahalı. Başka bir şey yapacak, yine yapamıyor, korkuyor. Buna bir güvence verilmemiş. Çiftçilere bir güvence verilse en azından Malatya'da çiftçiler ekim olarak güveneceği şekilde ürünlerini ekerler ve çiftçiler rahat etmiş olurlar. Bu konuda sayın yetkililerde, Cumhurbaşkanımızdan, milletvekillerimizden, belediye başkanlarımızdan, Tarım İl Müdürlüğü'nden, Ziraat Odası Başkanlığı'ndan, bunlardan, yetkililerden artık göreve çağırıyoruz. Artık çiftçilerin yanında dursunlar. Çiftçiler perişan halde, geçim kaynağı kayısı. Kayısı da para etmediğinden dolayı çiftçilerimiz bayağı mağdur. Şu an çiftçilerimizin bankalara kredi borçları bayağı yükseldi. Bu konuda da devletimizden yardım istiyoruz.